Ekranları başında bu önemli ve tarihi sempozyuma tanıklık eden yüce Türk milleti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Tebliğ konum Atatürk dönemindeki madenciliğimiz. Hiç şüphesiz dünü bilmeden bugünleri anlamamız ve yarınlara uygun bir yol haritası oluşturmamız mümkün değildir. Mustafa Kemal Atatürk şu sözü her şeyi rahatlıkla ifade ediyor. Tarihini bilmeyen milletler başka milletlerin avı olurlar. Bugün bir yanda av haline getirilen İslam dünyası, diğer yanda ona tasallut eden avcılar, ABD ve İsrail, ortak projeleri bomb fitnesi. Şu mübarek coğrafyayı kan ve gözyaşı gölüne çevirdiler. Çok şey söylenebilir ama yalın gerçek Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın yıllardır söylediğidir. Amerika kendine vatan arıyor. Evet, Lozan'ı tanımayan, sınırlarımızı kabul etmeyen Amerika Birleşik Devletleri bu topraklarda kendine vatan arıyor. Amerika'nın kendi ürettiği bahanelerle işgal ettiği ve edeceği 22 İslam ülkesinin dünyadaki enerjinin yeraltı ve yerüstü zenginliklerin merkezi durumunda olması da bunu ispatlıyor. Osmanlı Devleti'nce imzalanan emperyalizm parçası SEV, Gazi Mustafa Kemal Paşa riyasetinde Türk milleti tarafından milli mücadeleyle yırtılıp tarihin çöplüğüne atıldı. Atatürk'ün ifadesiyle Lozan Anlaşması Türk ulusuna karşı asırlardan beri hazırlanmış ve SEV anlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir cana kıymanın yıkılışını anlatan bir belgedir. Osmanlı devrine ait tarihe eşi geçmemiş bir politik zafer yapıtıdır. Bir düşünelim. Büyük İsrail'e kapı aralayan Barzani referandumu gerçekleşti. Başbakan bile o dönemde ne dedi? Lozan'dan doğan haklarımızı kullanırız. Seviniyoruz Atatürk çizgisine geldikleri için. Ama bugün Atatürk'ün ufkunu her yönden yakalayabilmeleri için gönlümüz isterdi ki Atatürk vatandır diyen Hoca Atatürk'e kulak verselerdi, milletçe, devletçe bunca sıkıntıyı yaşamasaydık. Mustafa Kemal Atatürk dönemini rakamlarla irdelemek istiyorum. 1923 yılında 3700 ton pamuklu dokuma üretilirken 1932 yılına geldiğimizde bu 10.000 tona ulaştı. 597 ton maden kömürü çıkartılırken Mustafa Kemal ile beraber bu 1.700.000 tona çıkartıldı. 1935'te yeraltı kaynaklarının araştırılması için Maden Teknik Arama Enstitüsü, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taş Kömür Kurumu, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı gibi devlet kuruluşları aracılığıyla madenciliğimiz geliştirmeye çalışıldı. Hatırlayınız, Ağustos 2017'de Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı ne demişti? Türkiye'nin jeokimya haritası için 55.000 numune toplattık. Halbuki Sayın Bakan, sahasında uzman kadrosuyla 2002'den beri Türkiye'de madenlerimiz konusunda konuşan, gerçekleri haykıran Bağımsız Türkiye Partisi lideri Profesör Doktor Arabaşı dinlemiş olsaydınız, bilgilenmek için 2017'yi beklemek zorunda kalmazdınız. Bakın, milli ekonomi modeliyle dünyada 4 milyar insan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in sözlerini ve tezini konuşuyor. Ve Profesör Doktor Haydar Baş Bey 2002 yılından bugüne kadar ne diyordu? Türkiye'de işlenmemiş haliyle 3 katrilyon dolarlık yeraltı zenginliğimiz var. Altın, toryum, bor, demir. Bunlar milletin hakkı ve biz millete vereceğiz. Türkiye'nin madenlerini devletleştireceğiz. Bunları devlet millet ortaklığıyla işletmeye koyacağız. Bu madenler bu milletin malıdır. Bunlardan yabancılara zırrık vermeyiz. Bu bizim hukuki hakkımızdır. Allah'ın izniyle bu hakkımızı kullanacağız. Kıyamet sabahına kadar harcama yapsak bu parayı bitiremeyiz. Biz sadece gümüşhane ile Türkiye'ye 100 yıl bakarız demişti Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Peki ne oldu? Stratejik önem olan yeraltı kaynaklarımız özelleştirilerek ecnebiye satıldı. Tekrar Cumhuriyet'in ilanına dönersek, Cumhuriyet'in ilanı ile Mustafa Kemal Atatürk
Osmanlı'nın batılılara teslim ettiği madenleri yabancıların elinden alarak devletleştirdi. Ve yerli üreticiler için yeni ruhsatlar hazırladı. Peki Allah aşkına şu madenleri bizzat size ait olsaydı bu kadar rahat elinizden çıkartır mıydınız diye iktidarlara sormamız lazım. Özellikle 2004 yılında çıkartılan maden kanunu ile yabancı sermayenin önü açıldı. Türkiye'deki madenlere aldıkları arama işletme ruhsatlarıyla sahip olan şirketlerin ekmeğine yağ sürmek için bir de halk için bir kuyruklu yalan uyduruldu. Lozan Anlaşması'na göre 2023'e kadar madenleri kendimiz çıkartamıyoruz, iznimiz yok. Peki demin ne anlattık? 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için madenleri araştırmak ve işletmek için MTA'yı kurdu. Türkiye Kömür İşletmelerini kurdu. Etiban kurtulduğu anlattık. Peki yalan söyleyene mi acıyalım yoksa yalan dinlemeyi sevenlere mi? Ya gerçek ne? Türkiye'de bugün madenlerimiz kimler tarafından işletiliyor? Bir de buna bakalım müsaade ederseniz. Rio Tinto firması, Rothschild ailesine ait. Normandiya, Eldorado Gold, Anatolian Minerals, BF Madencilik, Kanaf, Norando. Bazı şirketlere ne ruhsatlar verilmiş onlara da bakalım. Cominco'ya 190 ruhsat verilmiş. Türkiye'nin yüz ölçümünün %1'inde maden araması için. Rio Tinto'ya 30 ruhsat verilmiş. Normandiya'ya 149 ruhsat verilmiş. Geomar'a 3 tane. Omya'ya 25 ruhsat. Tuprak'a 63 ruhsat verilmiş. Peki Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı 2015 seçim beyannamesinde ne diyordu? Bizim dışımızda yabancı şirketler tarafından %1 vergiyle ecnebi şirketler tarafından çıkartılan madenlerimizi millileştireceğiz. Öncelikle yabancıların madenleri üzerindeki hakimiyetine son vereceğiz. Çünkü Bağımsız Türkiye Partisi milli devlet ve bağımsızlık anlayışıyla madenler ve diğer yeraltı zenginlikleri millete aittir ve bunlar devlet, millet işbirliğiyle işletilecektir. Şimdi soruyoruz. Ülkeye sahip çıkmak istiyor muyuz? O zaman madenlerimize sahip çıkacağız. Bunlar milletin. Peki Atatürk milli kaynaklarımıza sahip çıkan, devlet millet ortaklığıyla çıkacağını söyleyen, elinde dosyalarla bıkmadan usanmadan anlatan milli ekonomi modelinin sahibi Hoca Atatürk'e kulak verme zamanı gelmedi mi? Kadrosuyla ve projeleri %100 yerli, ekonominin kitabını yazan başka lider var mı? Tarih yazan, ezberleri bozan, o söylediği çıkan o değil mi? Onun için ağlamaya, sızlanmaya ve şikayet etmeye gerek yok. Diyorum ki çözüm Mustafa Kemal Atatürk'ün 23'ten itibaren uyguladığı projeleri aynen hayata geçirecek olan ve bunu milli ekonomi modeline taşlandıran Bağımsız Türkiye Partisi'ne ve Profesör Doktor Haydar Başbey'e sahip çıkalım diyorum. Saygılar sunuyorum.